Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Herkese merhaba. Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlediğimiz Girişimcilik'te Kadın Gücü oturumumuza hepiniz hoş geldiniz. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Oturumumuza başlamadan önce bilmeyenler için çok kısaca Global Girişimcilik Haftası'ndan bahsetmek istiyorum. Daha sonra da panelistlerimize söz vereceğim kendilerini tanıtmaları için. Global Girişimcilik Haftası 2008 yılından beri her Kasım ayında 180 ülkeyle eş zamanlı olarak kutlanıyor. Bu sene 14-20 Kasım tarihleri arasında geleceğe kanat aç sloganıyla kutlandı. Her ne kadar Global Girişimcilik Haftası destek de biz bu haftaya, bütün Kasım ayı boyunca girişimcilikle ilgili etkinlikler, paneller, oturumlar düzenlenmeye ve tüm dünyada aynı anda bir farkındalık yaratılmaya devam ediliyor. Bu hafta sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere, özel sektörün desteğine kadar 29 tane icra kurulu üyesinin desteğiyle düzenleniyor ve globalde Global Entrepreneurship Network'ün bir parçası olarak çalışmalarını yürüten Gen Türkiye ile Habitat Derneği'nin genel koordinasyonunda Türkiye'de düzenleniyor. Deyip detaylı bilgileri globalgirişimcilikhaftası.org sitesinden alabilirsiniz deyip ben panelistlerimize sözü vermek istiyorum. Sırayla sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Gülden Hanım, sizden başlayalım dilerseniz. Çok teşekkürler. Gülden Yılmaz ben. Koton markasının kurucu ortağıyım. İki ortağından bir tanesiyim. Ve de şu anda yönetim kurulu üyesiyim. Hala faaliyetlerim devam ediyor. Çalışıyorum şirkette. Daha çok işte ürünler, koleksiyonlar, pazarlama ve de bunun yanı sıra da şu anda Koton'un sürdürülebilirlik vizyonun içinde olan Sürdürülebilirlik Komitesi'ne ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitelerine de başkanlık yapıyorum Koton'da. Çok uzun yıllardır hep bu sosyal konularda çok duyarlı bir insan olduğum için zannediyorum ki hep hem kadın konularım çok gündemimde oldu. Kendi meslek örgütlerimde de çalıştım. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nde uzun yıllar görev yaptım. Türkiye İş Kadınları Derneği'nin işte yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Ve çok uzun yıllardır yine genç girişimcilerde başkan yardımcılığı görevimi sürdürüyorum. Yine 15 yıldır bu girişimcilik haftasında yapılan G3 platform başkanlığını yaptım. Çok uzun yıllar geçiyor. Hem İstanbul'da hem Anadolu'da yapma şansını yakaladık. 2009 yılında Ernst & Young'ın yılın girişimci yarışmasında Türkiye girişimcisi seçildik eşimle beraber. Birçok ödülümüz var. Şu anda da Gen Türkiye'de yine yönetim kurulunda ve başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Kendimi biraz feminist, biraz aktivist, çevreye, insana, toplumsal olaylara duyarlı ve bir anne olarak tanımlayabilirim. Çok teşekkür ederiz Gülden Hanım. Başak Hanım, size vereyim mikrofonu. İşten mikrofonunuzu. Teşekkürler. Merhaba, ben de Başak Karaca. Coca-Cola Türkiye Genel Müdürüyüm. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyetler, Türkiye, Pakistan ve Orta Doğu bölgesinde başkan yardımcısı oluyorum. Ben de 30 yıla yakın süredir aslında kurumsal hayatın içindeyim. Ve biraz da kurumsal hayat dediğimiz şey aslında vakti zamanında birilerinin girişimcilik yapıp bunu sürdürülebilir bir iş modeline çevirmesi. O yüzden içinde bulunduğum bütün şirketlerde ve yapılarda da ben her zaman kurum içi girişimciliğin çok önemli olduğunu, büyümenin de esas buradan geldiğini her zaman düşündüm. Çünkü değişim ve inovasyon odaklı olmazsanız zaten firmaların 130-140 yıl yaşaması mümkün değil. Ona baktığınız zaman da o içten değişimi sağlayan şirketler oluyor. Ben genelde kadınların çok olmadığı yerlerde de background olarak bulundum. Ve her zaman masada daha fazla erkekler vardı son döneme kadar. Oysa şimdi görüyorum ki birçok bulunduğum ortamda kadınlar daha fazla. Bizim şu an bölgemizde kadın yönetici daha fazla. Coca-Cola'da birçok yere gidiyorum. Ben Galatasaray Lisesi mezunuyum. Bizim zamanımızda erkekler çok çoğunluktaydı. Şimdi görüyorum kızlar daha fazla. Galatasaray Spor Kulübü'nde bir dönem görev aldım yönetim kurulunda. Gene erkek egemen bir sektördü. Ben her zaman kadınların olduğu yerlerin daha başarılı
olduğunu düşünüyorum. Ortak aklın, duygusal zekanın ve iletişimin daha güçlü olduğunu düşünüyorum ve önümüzdeki dönemde de gitgide bu becerilerin daha önemli olacağını düşünüyorum. İş ki kadınlara eşit fırsat tanınsın. O yüzden de her yerde toplumsal cinsiyet eşitliğini, gerekirse kotaları, eğitimde fırsat eşitliğini savunuyorum. Elimden geleni yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz Başak Hanım. Birazdan daha detaylı bir şekilde de öğrenmek istiyoruz aslında yapmış olduğunuz çalışmaları ve projeleri. Deyip İrem Hanım, sözü size bırakayım. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. İrem Pehlivanoğlu Gürkaş. Ben de bir girişimciyim. Kendi gayrimenkul firmam var. Aile şirketinden ayrılıp kendi girişimimi kurduğum yaklaşık bir 10 senedir de gayrimenkul brokerlığı yapıyorum. Aynı zamanda da Genç Yönetici İş İnsanları Derneği'nin 3. kadın başkanıyım. 18. dönem yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Derneğimizin içerisinde fırsat eşitliği ile ilgili birçok proje yapıyoruz. Onlardan da bahsediyor olacağım zaten ilerleyen dönemde. Kendi girişimcilik hikayemden de biraz bahsediyor olacağım. Çok keyifli bir oturum olacağına eminim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ben de çok teşekkür ederim. Hepinizi de tekrar davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Benim için de çok ilham verici bir oturum. Gülden Hanım ve Başak Hanım zaten 2 yıldır tanıma şansına sahibim. Yani de çok güzel projeler yapıyoruz. İrem Hanım'la da yeni tanıştık ama enerjiler tuttu. Eminim ekosisteme faydalı çok güzel projeler tasarlayacağız. Ve bugün bizi dinleyen bütün girişimci adayların ve girişimcilerin kadın erkek ayırmadan çok güzel kendileri için çıkarımlar yapacağına inanıyorum deyip ben sorularıma geçmek istiyorum yavaş yavaş. Gülcan Hanım sizinle başlamak istiyorum. Siz bugün hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'nin en deneyimli markalarından Koton'u sıfırdan kurdunuz ve bugünlere kadar getirdiniz. Burada 34 yıllık bir süreç var. Ben buradaki başlangıç noktasını size sormak istiyorum. İlk kurduğunuz noktada o anda hayaliniz neydi? Nereye gitmek istiyordunuz? Hatta bir hikaye hatırlıyorum, yanlış mı hatırlıyorum? Pendik'te ufak bir dükkanımız vardı ve biz bu işi sokak defilelerinden başlattık demiştiniz ve antikendisinin tüylerini diken diken oldu. O noktadaki hayal neydi? Bugün nereye geldi? O yolculukta sizi motive eden unsurlar neydi? Ve bir yandan da şey sormak istiyorum. O gün başladığımız noktada evet tabii girişimciliğin kadın erkeği olmaz ama girişimci kadınların serüvenini o günden bugüne bu 34 yıla nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki seve seve. Tabii zaman geçti, hakikaten tam bir 34 yılımız var galiba. Şimdi bizim, yani benim girişimciliğim aslında evlendikten sonra, yaklaşık bir yıl sonra eşimin subay olması ve onun subaylık yapmak istememesi gibi bir motivasyonla başladı. Sonuçta genç bir çiftiz ve bir aile kurmuşuz. Hani birlikte mutlu olmak ve birlikte hayal kurmak çok önemli zamanlar, o zamanlar. Ve onun asker olmak istememesi, o mesleği, yani mutsuzdu hayatından aslında. Ben de psikoloji okudum. Eğitim uzmanı olarak çalışıyordum. Aslında benim istediğim bir alandı psikoloji okumak. Hakikaten belki onun da üzerinde bir şeyler yapabilirdim. Oralarda gelişim sağlayabilirdim. Aslında hiç girişimci olmak aklımda yoktu. Ama ortak motivasyonumuz hakikaten hayatımıza, yani ikimizin de mutlu olabileceği bir düzene sokmak vardı. Ve işte Kuzguncuk'ta, Pendik'te değil, Kuzguncuk'ta o küçük mağazayı biraz o motivasyonla açtık. Hani yeni bir perspektif gelir mi hayatımıza ve hani Yılmaz Ordu'dan ayrılabilir mi ve hani onun da çok mutlu olacağı bir hayatımız olur mu gibi. Tabii bunu böyle denedik, tabii gençliğin verdiği şeyle. Hani o zaman sonra yıllar geçince ben bunu hep Nasrettin Hoca fıkrasına benzettim. Yani göle maya çalmak gibi. Hani ya tutarsa gibi, ama hakikaten olacak bir şeyi, hani olmayacak bir şeyi oldurtan bir durum oldu bizimki. Kuzguncuk'un ara sokağında 25 metrekare bir küçük bir dükkan ve ihracat fazlası satıyoruz. Şimdi ama hırsımız var tabii. Çok hem genciz hem de motivasyonumuz büyük. Yani bu hayata yeni bir perspektif katacağız biz. Daha ortak, daha mutlu bir hayatımız olsun diye. İşte böyle borç harç falan o dükkanı açtık. Tabii ben okulda çalıştık için böyle 3 ay falan tatili var öğretmenlerin. Velhasıl o dönemde hani hadi yine de risk o kadar almayalım. Çünkü her zaman çok temkinli risk almışızdır karı koca olarak ikimiz de. Bizim girişimciliğimiz öyleydi yani. Hani şu 3 ay deneyelim, olursa bakalım diye. Hakikaten 3 ayın sonunda baktık ki bu iş
olacak gibi ve ben okuldan ayrıldım. Ondan sonra 2 yıl sonra da zaten eşim Yılmaz'ı ordudan ayırabildik ve sonra ikimiz beraber hani o çıktığımız yola devam ettik. Şimdi bizim motivasyon oydu yani. Çünkü bence girişimcilerin hayatlarında hep bu tür motivasyonlar gerçekten oluyor. Onun ne kadar uzun soluklu, ne kadar kuvvetli olduğu falan çok önemli bence. O çünkü işletmelerin biliyorsun yani hani ilk yılları, ikinci yılları, beşinci yılları her zaman bu tehlikeler oluyor ve oralarda kalabilmek çok önemli. Bizimki de öyleydi. Tabii ondan sonra hani işte bir küçük mağaza, sonra bir imalat, sonra toptan falan gibi giden böyle uzunca bir süreçten söz ediyoruz. Benimki biraz tesadüf oldu ama sonuçta ben de her zaman tutkunun peşinden giden bir insanım. Yani aklıma koyduğu her şeyi şimdiye kadar çok şükür başarabildim. Çünkü ısrarla arkasından gittim. Yani hani bir girişimci de olması gereken zannediyorum oydu. Şimdi tabii o yıllar içinde 30 küsür senedir iş hayatının içindeyim. Ve tabii ki hem kadın girişimcilerle işte genç girişimci olarak falan çok uzun yıllar çalıştım. Hem gözlemlemem ve imkanım oldu. Şimdi şu anda Türkiye'de kadın girişimci oranını zannediyorum %14'lere gelmiş. Bundan belki 15-20 sene önce çok daha hakikaten düşük rakamlardaydı bu. Ha bu yeterli mi? Hani nasıl değerlendiriyor sorusunun cevabı. Bence yeterli değil. Ben hiçbir zaman bunu tatminkar bulmuyorum ama yine de tabii ki hani olumsuz diyemeyiz. Olumlu bir gelişme bu. Ama daha bence önümüzde çok iş var. Çünkü işte girişimciliğin, kadın girişimciliğinin alanları, geliştiği yerler mesela hala orada hakikaten önümüzde çok yolumuz var diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Gülden Hanım. Ben şimdi Başak Hanım'a aslında bir soru sormak istiyorum. Biraz önce paylaşmış olduğu yerden de bir merak uyandı. Ben de onu paylaşmak isterim. Özel sektör tarafından baktığımızda aslında bu girişimcilik ekosistemini kadınları daha fazla dahil etmek ve güçlendirmek anlamında neler yapmalıyız? Özel sektör neler yapmalı? Benim sorum şöyleydi aslında. Özel sektör girişimciyi nasıl desteklemeliydi? Şimdi siz dediniz biz zaten içerideki kurumsal girişimciliği de geliştirmek zorundayız dediniz. Bunun için neler yapmalı diye bir soruyu genişletiyorum. Ve bunun için tabii ki işbirlikleri çok değerli. Özel sektör de bunu tek başına yapamayacak. Burada özel sektörün neye ihtiyacı var? Çünkü biz şu an hani burada GİAD var, KOTON var, farklı girişimler ve kurumlar bizi dinliyor. Kuluçka merkezleri veya. Özel sektöre biz dışarıdan diğer kurumlar nasıl yardımcı olmalı? Bunları size sormak istiyorum. Çok teşekkürler. Ben her seferinde ilham alıyorum Gülden Hanım'dan. Tekrar çok teşekkür ederim. Bence hikayeleri, tutkuları, hayatta bir şey başarmak isteyen her insana, özellikle de kadınlara ilham oluyor. Tekrar çok teşekkür etmek isterim. Tabii ki yani özel sektör, kamu sektörü yaptı. Yani ben bunları çok fazla ayırt etmek istemiyorum. Aslında girişimcilik yaptığınız işe bilinçli olarak değer katmak gibi düşünüyorum. O yüzden yaptığınız her işi severek yaptığınızda, merakla yaptığınızda ve sorumluluk aldığınızda bence kurum içinde ya da kendi işinizi yaparken de girişimci oluyorsunuz. Artık o duvarlar çok daha esnek. Bugün size çok güzel söylediniz. İşbirlikleri bugün çok büyük şirketlerde Google'da bile uygulamaların %95'i dışarıdan geliyor. Dışarıdan girişimciler o yapıyı ayakta tutuyor ya da görüyoruz içerik üretiminde vesaire çok daha değerli. O yüzden işbirlikleriyle büyümek lazım. İşbirlikleriyle fark yaratmak lazım. Biz şirket olarak da diyoruz ki biz tamam markalı işler üretiyoruz. Markalı içecekler üretiyoruz ama aynı zamanda da iş yaptığımız her ülkede bir fark yaratmak istiyoruz. Yaratmak istediğimiz farklardan biri de toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında kadınların eşit imkanlara sahip olması. Bu konuda da çok mutluyum çünkü Türkiye'de liderlik yapıyoruz Kız Kardeşim projesiyle. Kız Kardeşim projesiyle şu ana kadar 450 bin kız kardeşimize ulaştık. Bu Öğretmen Akademisi Vakfı'yla eğitim vermekten, Tarım Bakanlığı'yla kooperatifteki kadınlara hibe vermekten, bu sene eğitim bursları vermeye kadar Habitat, Odalar ve Borsalar Birliği ve diğer bakanlıklar, kamu, şirketler hep birlikte
beraber yapıyoruz. Hep birlikte yapmasaydık bu kadar büyük bir başarı elde edemezdik. Başarıyı neye göre ölçüyoruz? Dokunuyoruz kadınlara. 2 hafta önce bir ödül, hibe ödül törenimiz vardı. Ben o zaman çok büyük bir keyifle gördüm ki sosyal olarak da çok yayılmışız. Hibe verdiğimiz, ben orada karşılaştım. Kadınlardan biri Avrupa'ya açılmaya çalışan benim liseden bir arkadaşımmış, bilmiyordum. O da var. Aynı zamanda küçük bir kafesi olup büyütmeye çalışan bir kadın da var. O yüzden bence bu kamu, özel sektör fark etmez. Çok kıymetli. Benim sözüm değil, daha herhalde iyi düşünen birinin sözü ama yani toplumlar %50 ile büyüyemez. Biz kadınları işin dışında bıraktığımız zaman aslında toplumu sadece %50 ile büyütmeye çalışıyoruz. O bile değil. Çünkü çocukları büyütenin de anne olduğunu genel kanı olarak düşünürsek aslında çok geride bırakıyoruz tüm toplumun gelişmesini de. O yüzden ne yapabiliriz? Benim ne yapabiliriz dediğim şey hep bireysel. Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi'ndeydim. Orada bir konuşmaya katıldım. Aynı şeyi söyledim. Bazı şeyler çok değişiyor ama bazı şeyler hiç değişmiyor. Değişmeyen şeylerden biri de çok çalışmamız lazım. Kadınların çok çalışması lazım. Bence güzel ülkemizin en önemli avantajlarından biri hala ücretsiz eğitim. Yani ben eğer ücretsiz eğitim olmasaydı işte öğretmen çocuğu olarak buralara gelemezdim. Geldiğim yer çok iyi diye demiyorum ama gelemezdim. Çünkü hayatım boyunca parasız daimi yatılı okudum. Üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi'nde ücretsiz okudum. Yani o forma 2 dil biliyordum. Galatasaray'da Fransızca öğrendim. Ve bütün bunları ücretsiz eğitimle yaptım. Çok çalışmak çok kıymetli ve girişim yaparken de, kendi girişiminizi yapmak isteseniz de, bir firmada çalışsanız da, fark yaratmak istiyorsanız en önemlisi çok çalışacaksınız. Çalışmadan olmuyor. Çalışmaktan ekonomi yapmamak lazım. Eğitimden ekonomi yapmamak lazım. Bazen öğrenciler bana soruyor. Diyorlar ki biz işte çok marka bir okulda okumuyoruz. İşte şöyle böyle nasıl kendimizi ayırt edeceğiz? O senin, düşüneceksin onu, çalışacaksın. Yani hayatın bazı gerçekleri var. Sen oturup çalışmadıysan bizim önümüze de bir CV geldiği zaman tabii ki ben daha çok çalışkan çocuğu seçmek zorundayım. O yüzden bence herkesin yapması gereken, özellikle kadınların, kadın girişimcilerin ya da kurumsal hayatta başarılı olmak isteyenlerin çok çalışması lazım. Bazen erkeklerden biraz daha fazla çalışması lazım. O toplumsal ön yargıları kırmak için. Ve bunu yaparken de bu çorbada herkesin tuzunun, herkesin biberinin bir parçasının olması lazım. Ben çok istiyorum ki yani Türkiye'de bu kadın alanında çalışan acaba tüm firmalar bir araya gelsek ya da 8 Mart'ta yapılan o 1000 tane farklı reklam yapılacağına hep bir araya gelsek, bir fark yaratsak sanki daha iyi olur. Öyle bir de benim kişisel bir hayalim var. İnşallah öyle bir konuma geliriz. Onda da kişisel olarak çorbada tuzumuz olur. Başak Hanım, bence çok güzel bir yine çok heyecanlandım ben önerinizle. Notumu alıyorum. Belki önümüzdeki sene Global Girişimcilik Haftası'nda bütün kurumlarla böyle tek ses girişimci kadınları desteklediğimiz bir kampanya oluşturabiliriz. Harika olur. İcra kurulumuzda, paydaş kurulumuzda bence çok da destek alırız diye düşünüyorum. Ben takipçisi olacağım kendi adıma. Deyip İrem Hanım'a sözü vereyim. İrem Hanım, siz biraz önce de bahsettiniz. Hem girişimcisiniz hem de bir sivil toplum örgütünün başkanı olarak görev alıyorsunuz. Hikayenize baktığımızda geçmişte özel sektör stajlarınız var. Yani ilk kariyerinize başladığınız süreçte ve daha sonra girişimciliğe evrilmiş kariyeriniz. Aslında alanda bir uzmanınız olmadığını da hem söylediniz hem de hani aile işini de bırakıp buraya geçtiniz. O geçiş nasıl oldu? Bir onu merak ediyorum. Bir de bence bu noktada sivil toplumla olan entegrasyon çok değerli. Orada alınan inisiyatifler çok değerli. Sizin sivil toplumla yolunuz nasıl kesişti? Bunları paylaşabilirseniz çok sevinirim. Tabii ki seve seve. Şimdi benim en büyük avantajım, tabii ben girişimci bir aileden geliyorum. Benim ailemde, benim babam öğretmen, ancak sonra işte bankacılıkla devam ediyor. Sonra da diyor ki işte Gülden Hanımlar gibi biz bir
Buradan sıyrılalım, bir hani girişim yapalım ve gıda perakende alanında süpermarket işine giriyorlar. Ailece bütün birikimlerini yatırıp ve ondan sonrasında da Ege bölgesinde kazandıklarını hep işe yatırmaya devam eden bir aile içerisinde büyüdüm. Dolayısıyla benim her günüm evde bir konferans tadındaydı aslında. Girişimciliğin zorluklarını, işte avantajlarını, dezavantajlarını hep dinleyerek büyüdüm diyelim. Bu biraz böyle öğrenilerek de evrilen bir şey olduğunu düşünüyorum ben girişimciliğin. Sonrasında tabii kendi eğitimim de uluslararası ilişkiler üzerinde üniversitede başladığımda, ama tabii sonrasında hep bir aile şirketinde perakende işinde devam edeceğim için stajlarıma başladım dediğiniz gibi üniversite döneminde. Hatta ilk stajım ve ilk çekim Coca-Cola'dandır. Dolayısıyla orada da benim için özel bir yeri var. Sonrasında yurt dışında işte pazarlama yüksek lisansıyla beraber devam edip aile işine geri döndüm. Hatta o sırada işte borsaya açılış süreçleri vesaire vardı. O bana çok şey kattı. Hani açılacak mıyız, açılmayacak mıyız? İşte muhasebe çok fazla bilmediğim bir alandı. Onu öğrendim. Şirketin iç işleyişini daha detaylı öğrendikten sonra tabii aile iç işinde bu sefer tabii yoğun bir tempo olduğu için ve her şeye hakim olmanız gerektiği için kendimi ifade edebileceğim toplumsal bir şeyler yapmak istedim aslında. Tabii arkadaşlarınızla dışarı çıkıyorsunuz sosyalleşme alanında çalışırken, ama o bana yeterli gelmemeye başladı. Hani sadece iş değil ve para kazanmak ve başarılı olmak değil, toplum içinde ne yapabilirim acaba deyip oradaki işte EGİAD diye İzmir'in Ege bölgesinin önemli derneklerinden bir tanesini aslında dernekçiliğe öğrenmeye başladım diyeyim. Sonrasında da tabii girişimcilik öyle bir şey ki aile şirketinde olurken ben hep kendimi bir girişimci olarak hayal ettiğimi, hayallerim olduğunu, hedeflerim olduğunu fark ettim. Ve ne yapabilirim diye düşünmeye başladım aslında. Ve bunu düşünürken de hangi alanda ve hangi sektörde olmak istiyorum? Önce ona karar vermem gerekiyor. Perakende sektörünü zaten içinden geliyorum bir noktada. Gıda perakendesi, bu tabii gecesi gündüzü bayramı seyranı olmayan bir iş. Dolayısıyla ben kendime zaman ayırmak istediğim, hobilerime zaman ayırmak istediğimi ve sivil toplum alanında da mesai harcamam gerektiğini fark ettiğim için kendi zamanımı da yönetebileceğim bir iş yapmak istediğimi fark ettim. Ve gayrimenkul sektöründe ne yapabilirim aslında biraz onu araştırmaya başladım. İnşaat yapmak benim işim değil. Hani o taraf benim yapmayı tercih ettiğim bir alan değil. Çünkü ailemizde inşaat kısmı da vardı, ama ben işin pazarlama ve satış tarafında daha fazla haz aldığımı fark ettim. Ve bu anlamda da biraz daha kurumsal olarak bu işi nasıl yapabilirim? Çünkü şimdi yeni yeni yönetmelikler oluşturulmaya başlanıyor gayrimenkul sektörüyle ilgili, ama benim başladığım dönemde ne yazık ki herkes emlakçıydı. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu daha profesyonel olarak nasıl yapabilirim diye düşününce de yabancı bir firmanın franchise'ını almaya karar verdim. Aslında orada Gülden Hanım'ın söylediği daha temkinli risk alma konusunda ben de biraz daha temkinli risk alan taraftayım aslında. Dolayısıyla zaten yapılmış bir şey var. Doğru yönetilen bir kurumsal bir alan var. Dolayısıyla burada ben işimi nasıl farklılaştırabilirim ve bu işi nasıl öğrenebilirim? Çünkü ben öğrenmeye, eğitime çok inanıyorum hala, her zaman, her hafta mutlaka bir eğitimim var. Dolayısıyla hiç bitmeden, bıkmadan ve usanmadan eğitim alıyorum farklı konularla ilgili. Dolayısıyla beni eğitecek bir kuruma da ihtiyacım vardı. Dolayısıyla Beşiktaş bölgesi de en iyi bildiğim bölge olduğu için İstanbul Beşiktaş'ta 2014'te şirketimi kurdum. Tabii hiç bilmediğim bir sektör, bildiğim bir bölge ama o anlamda bilmediğim bir bölge. Bu bana hep çok keyif ve heyecan verdi. Hala da veriyor. Çünkü hala da bir sokağı bilmediğimi hissettiğim zaman da böyle daha fazla şey öğrenmem gerekiyormuş gibi. O beni hep motive eden bir nokta aslında. Sosyal girişimcilik tarafı da dediğim gibi aslında İzmir'de başladı. Daha sonra İstanbul'a gelip kendi işimi kurduktan sonra da bunu daha aktif olarak yapmam gerektiğini fark ettim. Ben sivil toplumdan hem insanın kişisel gelişimi, kişisel tatmini, topluma bıraktığı bir iz, imza olarak bir şey yaratmanın insana verdiği hazın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da girişimciler için bir network fırsatı yarattığını düşünüyorum.
Dolayısıyla bence her girişimcinin mutlaka kendi çevresinden farklı çevrelere girip işini büyütebileceği bir alan da yaratması çok önemli. Dolayısıyla aslında bu düşünceyle hem projelerini takip ettiğim hem de apolitik olduğu için tercih ettiğim Genç Yönetici İş İnsanları Derneği ile yollarım kesişti. Çok da sevdiğim bir mentorum vardı. O da o sırada yönetim kurulundaydı. Kendisi de kurumsal hayatta çok üst düzey bir yönetici. Kendisinden de hala çok destek alırım. O beni GİAD'la tanıştırdı. Ve en sıfırdan kimseyi tanımayarak aslında, yani çok az tanıdığım insan vardı gerçekten derneğe girdiğimde. Projeler yaparak, gerçekten fayda sağlamak amacıyla projeler yaparak bugün yönetim kurulu başkanlığına kadar gelen bir sürecim oldu aslında. Çok keyifli, farklı derneklerle işbirlikleri yapmaya çalışıyoruz biz bu dönemde de mümkün olduğunca. Çünkü o kadar çok yapacak şey var ki hepsine tek bir dernek olarak yetişmek de bazen çok kolay olmuyor. Dolayısıyla işbirliklerine de çok önem veriyoruz. Zaten ilerleyen sorularda mutlaka bunlara değiniyor oluruz. Süper, teşekkürler. O zaman iki tane çek almış olduk. Yani temkinli ve risk dediğimiz yerde bir de ben şey ekleyebilir miyim acaba? Aslında kendini tanımak, yani bilmediğim bir havuza giderken aslında tuttuğum bir yerin olması da belki burada sizlerin başarının anahtarına hizmet etmiş olabilir diye eklemek isterim. Çok teşekkürler İrem Hanım. Aslında sizin bıraktığınız yerden ben tekrar Gülden Hanım'a dönmek istiyorum. Network dediniz, community dediniz. Gülden Hanım'la biz gen vesilesiyle tanıştık. Yani kendisi çok aktif bir şekilde zaten GEN'in yaklaşık 15 yıldır yapmış olduğu G3'ler, GGH'lerin liderliğini üstlenmiş durumda. Birçok kadına da, ben de dahil, bu anlamda ilham veriyor. Ben bu noktada ona aslında danışmak istiyorum. Bu tarz toplulukların, ulusal ve uluslararası toplulukların, networklerin kadınların girişimcilik ekosisteminde güçlenmesi için nasıl faydası var Gülcan'ın ve nasıl programlar tasarlamalıyız bu güçlenmeyi daha da artırmak için sizce? Ya Hilal'cığım, örnek olmak hakikaten çok önemli bir şey. Yani insanlar sonuçta toplumda belli şeyleri gözlemliyorlar aslında. Yani hani bizim bu tür ağların aslında hani oradaki kişilerin hani en önemli görevi aslında bir lider olarak, bir kadın girişimci olarak iyi birer örnek olmaları. Tabii ki kişiler tanınmaya başladıkça, işte işletmeleri tanınmaya başladıkça bu örnek olma artıyor ve bu ilham veren bir şey oluyor. Tabii ki bunun yanı sıra bir sürü gerçekten girişimcilik hakkında konuşmak, işte yaklaşık 15 senedir konuşuyoruz ve çok uzun bir yoldan aslında çok iyi noktalara getirdik bu işi. Hani bundan 15-20 yıl önce hiç sözünü etmediğimiz, konuşmadığımız şeyleri şimdi konuşur hale geldik. Nelerden konuşuyoruz? Ama yine de tabii ki bu tür ağların sistemli bir şekilde bazı konular üzerine çalışması lazım. Yani kadın girişimcilerin zorlandığı bazı konular var. İşte teknoloji konusu. Çünkü daha az teknoloji backgroundlı kadın oluyor. Yani işte bunun için uğraşan bir sürü, değil mi? Daha fazla kadın mühendis diyoruz mesela. Bazı kurumlar bunlar için uğraşıyor ve finans konusu var. Hani kadınlar mesela ürettiği ürün ve hizmeti sağlama konusunda daha az zorlanıyorlar da, hani finansa erişim, teknoloji, pazara erişim, ihracat falan gibi, hani bunlar kadın erkek fark etmez, onlar da zorlanıyor ama kadınlar biraz daha burada zorlanıyor gibi görünüyor bana. İşte bu finansal okuryazarlık önemli bir şey. Yani bunu daha küçük yaşlardan almak da çok önemli bence. Bir bakış açısı da getiriyor. Herkes matematik backgroundlu olmayabilir yani, ama bu anlamda bir okuryazarlık önemli. Bir endeks var mesela, o endekste hani finansal okuryazarlıkla erkekler %55 iken kadınlar %53, yani demek ki biraz daha yolumuz var. Yani finansal ürün ve hizmetleri doğru kullanmak, temel finansal kavramlar, kaynak yönetimi, bütçe yönetimi. Şimdi İrem Hanım da söyledi değil mi, muhasebe dedi. Yani hani o eksikler aslında yolda bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Bunları hani tez zamanda tamamlıyorsa aslında kadın girişimci, bence hani bu eksikleri fark edip tamamlaması çok önemli. Ve yani bu girişimcilik ekosisteminin içinde de sözünü ettiğim alanlar hakikaten fırsat alanları diye düşünüyorum. Ve bir sürü aslında kamu kurumları, özel bankalar, işte STK'lar hep bunlarla ilgileniyorlar. Bir işte pazara, hedef kitleye ulaşım, markalaşma mesela.
Hani bunlar da hep benim yıllar içinde G3'lerden takip ettiğim konular, eksikliğin olan o konular. Ne bileyim, bugün sosyal medya yönetimi başlı başına bir şey. İyi ticaret, artık hani iş yapılan bir alan. Hani buraların öğrenilmesi, anlaşılması bence çok önemli. Marka ve pazarlama eğitimleri çok önemli. Ben genelde hep G3'lerde bu konuda çok konuştum. Yani kendi bir tık daha kendimi geliştirdiğim alanlardan bir tanesi olduğu için marka ve pazarlama konuları. Yani buradaki ihtiyacı ve müşteri bakış açısını onlara kazandırmak ve müşterinin ihtiyacını anlayabilmek. Yani çok jenerik gibi görünse de aslında business'ın çözüm noktalarından bir tanesi. Yani bütün her şey oradan başlıyor bence. Bu bakış açısını kazandırabilmek mesela kadın girişimcilere bence çok önemli. Yani yeni nesil kadın girişimciler aslında cesur ve bence güçlüler. Yani ve kendilerini geliştirdiklerini de görüyorum. Ama yine de bir fırsat eşitliği bariyerine zannediyorum takılıyoruz. Yani hala Anadolu'da birçok kadın girişimci bu konuda çok çok zorlanıyor. Bunu da görüyoruz. İşte bizler de bir pozisyona gelmiş kadınlar da tabii ki her zaman için hani bu konuda bizim de bir pozitif ayrımcılık. Yani bizim şirketimizde biz tabii ki üçüncü partilerden son derece farklı ürün ve hizmetler satın alıyoruz. Yani bu IT'sinden ne bileyim başka alanlarına kadar. Mesela buralarda benim hep istediğim şey ve böyle de motive etmeye çalışıyorum şirketi. Hakikaten kadın girişimcilerle çalışalım. Yani öyle bir fırsat geliyorsa hiç, yani mesela her zaman yakalarsam ben şirkette bu konuda bir şey. Mesela bir pozitif ayrımcılık yapmak da zorundayız. Çünkü temelde zaten bir fırsat eşitsizliği konumuz var diye düşünüyorum. Bizim gibi ağların da aslında her birimiz bu konularda bir şekilde bir alana mutlaka yönelmiş oluyoruz. Yani benim bildiğim bütün STK'lar kendilerine böyle alanlar yaratıyor. Bu alanlara derin derin çalışmamız lazım aslında kadın girişimciliğinin gelişmesi için. Tamamdır. Çok teşekkürler Gülden Hanım. Burada zaten hem GİAD var. GİAD'ın da bir girişimcilik komitesi olsun diye biliyorum içeride. Gen keza içeride girişimcilik kadın çalışıyor. Çok güzel gündemler paylaşmış oldunuz bizimle. Ben şimdi Başak Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Biraz önce aslında kendisi de bahsetti. Ben de böyle çok mutlu oldum tekrar duyunca. Kız Kardeşim projesinin bir parçası oldum 2 yıl önce zaten. Yine Habitat Derneği'nde çalışırken. Hayatımda böyle en güzel deneyimleri bu proje kapsamında yaşamış oldum. Coca-Cola, Tobi ve Habitat'la beraber yapmıştık. Ve ben aslında 5-6 yılımı da bu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde geçirdim. Ama Coca-Cola'da sizin yaptığınız işte gördüğüm şey şu Başak Hanım. Bu işi sadece bir sosyal sorumluluk projesi olarak bir yıllık, bir kerelik, bir etkinlik gibi değerlendirmiyorsunuz. Bu aslında tüm globalde bir perspektif olarak bir sorun ve çözüm üretimine stratejisi olarak değerlendirilip bütün resme yediriliyor. Ve bence burada çok önemli örnek gösteren bir iş yapıyorsunuz. Bize biraz Coca-Cola'nın bu perspektifinden, kadın problemlerine ve çözümlerine olan yaklaşımlarından bahsedebilir misin? Tabii aslında biz Coca-Cola firmasının amacına da baktığımız zaman biz dünyanın her yerinde yaptığımız işte fark yaratmak istiyoruz. Bu fark yarattığımız konulardan en önemlilerinden biri de tabii ki toplumsal eşitliğin sağlanması. Çünkü hem global bir şirketten bahsediyoruz hem de yerel olarak önemli bir işveren markasıyız. Ortaklarımızla birlikte çok ciddi bir ağı yönetiyoruz. O yüzden bizim hedefler koymamız çok önemli. Aslında bu iş 5 by 20 dedikleri o zaman tüm dünyada 5 milyon kadına ulaşma hedefiyle başlamış. O hedefleri tabii erkenden de geçmiş şirket. Şimdi biz aslında kurumsal hayattan bazı şeyleri biliyoruz ve kurumsal hayattan bildiğimiz şeyleri kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi de etkiliyoruz. Bunlardan biri nedir? Bir şeyi düzgün yapmak istiyorsan ölçeceksin kardeşim. Yani ben pazar payını ölçtüğüm için her sene pazar payı bu kadar önceliğim oluyor. Bakıyorum, araştırıyorum, inceliyorum. O yüzden hedef koymak çok önemli. Biz bunu kız kardeşimde yapıyoruz. İkincisi, yaptığın her işi sürdürülebilir yapacaksın. Hatta ben diyorum, sürdürülebilirlik projelerinin en önemli sorunu sürdürülebilir olmamaları diye. O yüzden altyapıyı, kaynağı, tutkuyu, emeği çok net olarak ortaya koymak lazım. Ve bunu uzun soluklu
düşünmek lazım. Çünkü o uzun soluklu düşünmediğiniz zaman yani birinin pazar günü bir tutkulu projesi oluyor. Başak gittiği zaman, Ahmet geldiği zaman o belki o kadar bunu sevmiyor da başka bir proje yapmak istiyor. O yüzden olayın kurumsaldan global olarak bir öncelik olması ve bunun hedeflerle sürdürülebilir bir şekilde konması çok önemli. Üçüncü konu da tabii ki ortaklar beraber çalışmak ve bunun evrilerek devam etmesi. Çünkü çok statik kaldığı zaman tamam bunu yaptık, şimdi ne yapacağız oluyor, ama bu konuda o kadar çok fırsat ve o kadar çok paydaş var ki dokunabileceğimiz. O yüzden de bunu devamlı değiştirerek, belki formatını biraz uyarlayarak hep birlikte devam etmek lazım. Vakti zamanı geldiğinde bunu tüketicilerimizle paylaşmak lazım. Şimdi o noktaya gelemedik ama gene bir hayalimi korsan gündem olarak paylaşayım. Ben mesela insanların çok fayda sağlamak istediğini düşünüyorum Türkiye'de. Ama nasıl yapacaklarını bilmediklerini düşünüyorum. Çünkü hepimiz diyoruz ki küçük küçük ben ne yapabilirim ki? Hiçbir şey yapamam. Oysa çok büyük fayda, çok büyük etki yapabilirler. Bence bizim gibi büyük firmalar buna kafa yorarak, ortak bir araya gelerek bence toplumsal bir fayda, toplumsal bir seferberlik de yaratabiliriz. O yüzden de çünkü biz yani her gün Türkiye nüfusu kadar porsiyon ürün hizmeti veriyoruz biz tüketicilerimize. O yüzden bence büyük şirketlerin bir araya gelerek derneklerle, SGK'larla, kamuyla bu konuda ciddi farkındalık yaratabileceğini ve kaynakları düzgün kullanıp büyük etki yaratabileceğini düşünüyorum ben de. Çok teşekkürler Başak Hanım. Artık bu işi hiçbirimiz tek başımıza, ne kurum ne kişi olarak değil, iki sorunun cevabında da hep sizden ortaklık, kolektif ve topluluk olarak çözümlerle aynen, bu sorunları aşabileceğimizi duydum. Çok teşekkür ederim. Sorular açıyor aslında. Sizinle çok daha uzun sohbet etmek istiyorum ama vaktinizin de çok dışına çıkmak istemiyorum. O sebeple ben son sorumu İrem Hanım'a yöneltmek istiyorum. Biraz programları, projeleri, dünü bugünü konuştuk. Kadınların aslında ekosistemdeki yerlerini konuştuk. Biraz Türkiye'ye baktık. Sizinle de biraz global perspektiften değerlendirecek olursak, girişimci kadınları nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de, globalde nerelerde güçlüyüz? Nerelere gidebiliriz? Hangi fırsatlar var bizim için sizce İrem Hanım? Evet, katılımcılarımız zaten çok güzel aslında noktalara değindiler. Şimdi ben de birazcık bizim projelerimizden de yola çıkarak, aslında biz neler yapıyoruzdan yola çıkarak biraz Türkiye'deki ekosistemle ilgili ve neler yapılabilir onları anlatmak isterim. Şimdi biz zaten dernek olarak ilk ismini değiştiren derneklerden bir tanesiydi. İlk kurulduğumuzda işte o zaman 1986 yılında Genç Yönetici İş Adamları Derneği olarak kurulan derneğimizin ismini Genç Yönetici İş İnsanları Derneği olarak değiştirdik ve prensip olarak da yönetim kurulunda mutlaka %50-50 bir eşitlik yaratmaya özen gösteriyoruz, gayret gösteriyoruz. Çünkü dönüşümün de söylemlerden başladığını düşünüyoruz aslında. Bu eşitlik hareketimiz de böyle başladı. Dolayısıyla eşitlik hareketiyle birlikte Eşitlik Zamanı filmi yaptık biz bundan 2 dönem öncesinde. Burada aslında tam olarak Başak Hanım'ın dediği gibi sadece STK'lar değil, hem toplumda işte iş insanları, basın, STK, global firmalar, hepsinin bir arada olduğu bir film yayınladık aslında. Bu eşitliğin ne kadar önemli olduğunu, bir fırsat eşitliğinin bizleri daha iyi yerlere getirebileceğine dair. Dolayısıyla biz eşitliğe çok inanıyoruz. Söylemlerde ve aksiyonda tabii ki. Projelerimiz de hep bu alan üzerinde devam ediyor, girişimcilikle ilgili de. Tabii ki bununla birlikte 12 yıldır da Türkiye'nin 7 farklı üniversitesinde girişimcilik dersleri veriyoruz. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini geliştirebilmek için.
Çünkü bizlerin üyeler olarak hepimizin kendi hikayesini öğrencilere anlatabiliyor olmamız hem bizleri besliyor onların sorularıyla, hem biz hangi yolculuktan başlamıştık, nasıl buralara geldik, bir onu biz de görmüş oluyoruz. Hem de çok açıklıkla taze ve genç yeni beyinlere bunu anlatabiliyoruz. Bazen bize eleştiriyorlar. Ben şahsım adına bazen kendim de oturup düşünüyorum, acaba ben bunu ilk başta yaparken nasıl düşünüyordum gibi. Dolayısıyla bu karşılıklı bir beslenme aslında ve bu devam ediyor. Biz bu tabii dersleri verirken de üniversitelerde şunu fark ettik. Hep yabancı ülkelerden girişimcilik örnekleri veriyoruz. Yabancı ülkelerden kitaplar tavsiye ediyoruz. Kendi ekosistemimizde Türkiye'deki girişimcilerin, başarılı girişimcilerin anlatıldığı herhangi bir kaynak çok fazla bulamıyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla biz kendi kitaplarımızı, vaka kitaplarımızı yayınlamaya başladık. Bu sene dördüncüsünü yayınlıyor olacağız. Kendi derneğimiz içindeki girişimciler, aile şirketleri, aile şirketlerinden çıkan girişimcilerin hikayeleri, bunlardan bahsettiğimiz bir vaka kitapları serisi yayınladık ve yayınlamaya devam ediyor olacağız. Tabii ki bu senede aslında konumuz her senede bir istihdamla ilgili rapor yayınladık. Geçen dönem ilkini yayınladık. Bu dönemde ikincisini yayınlıyor olacağız. Bu da kadın istihdamı ve yeni ekonomiyle ilgili bir rapor olacak. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte ne yazık ki kadınların zaten normal iş hayatına katkısının ciddi bir şekilde engellendiğini görüyoruz. Çünkü evde bir bakım veren olduğu zaman veyahut işte hastalıkla ilgili bir durum olduğu zaman genelde bunun kültürel olarak da bakım vereni kadın olduğu için bu hep böyle iş hayatında kadınların biraz daha geri planda kaldığını görüyoruz yapılan araştırmalarda. Dolayısıyla yine ekonomi ve kadın istihdamını aslında biraz daha ön plana çıkarmak istiyoruz. Dolayısıyla bu girişimciliği de etkiliyor. Kadın girişimciliğini de etkiliyor. Birçok kadın girişimcinin bu sebepten ötürü özellikle bu salgın dönemiyle birlikte hayallerini ve hedeflerini ertelediğini gördük aslında. Bu projeyi yazmamızın ve bu raporu hazırlamak istememizin sebebi de bu. Var olan işletmelerin kapatıldığını görüyoruz. Burada ciddi bir kayıp var, hem finansal kayıp hem insanlarda bir demotivasyon oluyor. Sadece kadın girişimcilerde değil, her türlü girişimci de diyelim bir demotivasyon olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada yapılacak şey aslında 360 bütün toplumdaki herkesin girişimcilik ekosistemine, işte STK'ların dediğimiz gibi iş, basın, kamu alanında da destek verebilmek için elimizden geleni yapıyor olmamız ve bir farkındalık yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda tabii ki kadın girişimcilere ekstra bunların yapılması gerekiyor. Çünkü zaten normalde de kadın girişimciliği dünyada da sadece Türkiye'de değil, dünyada da daha geri planda kalmış durumda şu anda. Sadece bizim ülkemizde değil ne yazık ki. Dolayısıyla bunu arttırabilmek için biz kendi ülkemiz için konuşursak daha fazla proje üretmeli. Hem başarılı hikayelerimizi anlatmalı hem de başarısızlık hikayelerine de değinmeliyiz bence. Çünkü girişimcilik demek başarılı olduğunuz zaman sanki her şey çok yolunda gidiyormuş gibi görünen bir yolculuk ama birçok tökezlediğiniz sizden bağımsız gelişen durumların olduğu, ekonomik anlamda zaten zor zamanlar geçiriliyor dünyada. Dolayısıyla buralarda nasıl bu süreçleri atlatabiliriz? Yeniden iş planları nasıl oluşturulabilir? Bunları aslında bizlerin STK'lar olarak da daha fazla konuşup daha çok ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki kurumsal firmaların yaptıkları bu projeleri çok önemsiyorum. Umarım büyük küçük demeden bu iş için bir şey yapmak isteyen, proje yapmak isteyen, proje çıkarmak isteyen tüm derneklere ulusal ve uluslararası firmaların da destek olup birlikte çok daha güzel işlere, başarılara imza atılacağını, çok daha iyi farkındalıklar yaratılabileceğini düşünüyorum. Bizim yaptığımız çok çalışma var ama girişimcilik alanında en öne çıkan başlıklarımız bunlar. Umarım çok daha güzel işlere imza atıyor oluruz ve farkındalık yaratabiliriz. Süper, çok teşekkür ederim İrem Hanım. Siz de yani işbirlikleri anlamında çok değerli projeler yapıyorsunuz. Kurumları bir araya getirmek bu kapsamda çok değerli ve aslında globalleşme sürecinde bizim ekosistemimiz. Orada da bu vaka serilerini bir araya getirmenizi bizim başarılarımızı da anlatmamız, iletişimini sağlamamız, görünümünü sağlamamız açısından oldukça değerli. Çok teşekkürler paylaştığınız için ve GİAD projelerinde, programlarında yer almak isteyen
dinleyicilerimizi de sizin web sitenize yönlendirebiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi sorum çok, öğreneceğim, paylaşacağım şey çok sizlerle ve ama zamanımız kısıtlı. Ama şunu da paylaşmak istiyorum. Böyle her yıl bir etkinlikte bir araya gelme fırsatımız oluyor sizlerle. Paylaşma, sizlerle öğrenme fırsatımız oluyor. Her sene sanki böyle daha güçlü, bizim momentumumuz artarak ve daha bağlanarak ilerliyormuş gibi hissediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim katıldığınız teşekkür için. Ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. İyi çok akşamlar. Çok sağ olun. Vakit ayırdığınız için. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.